Profesör Messer'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde konfigürasyon yönetim dokümantasyonu hakkında konuşacağız. Bu N10-004 Network Plus sınavı bölüm 4.2'den gelmektedir. Bu tür dokümantasyonların hepsini, devre şemasını, fiziksel ve mantıksal ağ diyagramlarını, ana hatları, ilkeleri, prosedürleri, konfigürasyonları ve düzenlemelerin hepsini tanımlamamız gerekli. Bu yüzden sadece ağımıza sahip olmak ve bunların hepsinin nasıl çalıştığını anlamak önemli olan tek şey değildir. Ayrıca bu konfigürasyon yönetim dokümantasyonuna da sahip olmanız gerekir. Bu büyük ortamlardan bazılarına girdiğiniz zaman çok önemli bir hale gelir. Bunlardan bazıları kurumsal bilgilerdir. Burada bunun nasıl çalıştığını bilmek isteyen bir genç var. Burak bu telin nereye gittiğini biliyor. Ve sadece Burak bunu biliyor. İşin kötü tarafı Burak burada değil. Tatile çıktı. Nerede olduğu bilinmiyor. Ve telefonu yok. Burak ile iletişim kurmanın hiçbir yolu yok. O halde sadece Burak gelinceye kadar oturup bekleyecek miyiz? Bu pek fazla anlam ifade etmez. Bizim ağımızda neler olduğunu belgeleyen bir şeye ihtiyacımız var. Eğer yeni takım üyesi olan birisi ortamınıza girdiği zaman bunlara sahip olmak harika bir şeydir. Bugün sahip olduğumuz herhangi bir bilgiyi A ilgili dokümanları bunlara verelim. Bunlar kendi yollarıyla öğrenecekler. A'nın nasıl bir araya geldiğini ve bunun nasıl bir yerleşime sahip olduğunu kesinlikle öğrenecekler. Bu kişi çoğu zaman başkalarına göre bu şeyler hakkında çok daha fazla bilgili hale gelecektir. Bunlar diğerleri odada duruyor ve kablonun nereye gittiğini takip ediyor. Ve bunun tam olarak nereye gittiğini not ediyorlar. Bunlar buraya yeni geldiler ancak diğerlerine göre çok daha fazla şey biliyorlar. Ayrıca bu dokümantasyonun bulunduğu yerin standartlaştırıldığından emin olmak istersiniz. Tüm bu dokümanların oluşturulması iyi bir fikir değil ve hiç kimse bunların nerede olduğu hakkında herhangi bir fikre sahip değil. Bu yüzden burada genelde bir merkezi server ve bir merkezi paylaşım bulunur. Bu bilgiye ihtiyacı olan insanlar, yönetim takımınız için, yardım masası için, izniniz ve haklarınız olacaktır. Ve burada bir kriz olduğunda veya bir şeyler yanlış gittiğinde ya da birilerinin çözmesi gereken bir problem olduğunda bu dokümantasyona nereden ulaşacaklarını kesinlikle biliyor olacaklar. Devre şeması bu dokümantasyonun önemli bir kısmıdır. Çünkü şimdi aygıtların birbirlerine nasıl bağlandığını anlamamız gerekli. Ve bu genelde bu kabloların tam olarak nasıl yapılandırıldığını çok ayrıntılı açıklamalarla gösterir. Bu bir kablo şematiği örneğidir. Portların içerisine baktığımızda neyin nereye bağlandığını görüyoruz. Bazen bu şematikleri imalatçıdan elde edebilirsiniz. Bunlar size bir kablo verir ve şunu söyler: Bu kablo pin 1 diğer taraftaki pin 10'a bağlanır. Eğer tam olarak emin değilseniz imalatçı ile irtibat kurabilirsiniz veya herhangi bir devre şeması yoksa bir multimetre kullanarak tersine mühendislik işlemi yapabilirsiniz ve pin 1'in nereye gittiğinin şeklini çıkartmak için süreklilik testine sahip olduğunuzdan emin olursunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 10'a geliyorsunuz ve bu bip sesi veriyor. Ve siz pin 1'in pin 10'a bağlandığını biliyorsunuz. Eğer bu başka bir pine bağlandığında ne olacağını görelim. Hayır, tamam. Şimdi pin 2'ye gideceğiz ve aynı şeyi tekrar yapacağız. Buradaki devre şemasını çıkartıncaya kadar tekrar edeceğiz. Şimdi örneğin bir kablo şematiği bir kabin içerisinde gösterilebilir. Eğer daha önceden bağlantı panoları, switch'ler, router'lar ve daha birçok aygıtın bulunduğu bu kabinlerden birisinin içerisinde çalıştıysanız, ne zaman bir bağlantının bağlantı panosunda bittiğini ve kablonun diğer aygıtlara bağlandığını bilmeniz gerekebilir. Bunu belgelenmiş bir şekilde görmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden içerisindeki her şeyin nasıl yerleştiğine dair bir devre şemasına sahip olduğunuz bir kabine sahip olduğunuzda bu iyi bir fikirdir. Çoğu organizasyon bazı standart numaralara sahip olacaktır. Ve birisinin ofisinden gelen bir prize giderseniz, bu priz üzerinde bir numara olduğunu göreceksiniz ve bu genelde bağlantı panosu ile veya kabin içerisindeki bir priz ile ilişkili olacaktır. Bu yüzden bunun noktadan noktaya izini sürebilirsiniz. Eğer fiber bağlantılarıyla çok fazla çalışıyorsanız, bu panelden gelen ve başka bir yere giden fiberi her zaman belgeliyorsanız ve ışığın kararması gibi özellikle fiber kendi sinyalini kaybettiği zaman çok önemli bir hale gelir. Ve diğer tarafta ne kadar ışık aldığınızın izini sürmeniz gerekir. Yeniden organize olduğunuzdan emin olun. Bu dokümantasyona sahip olduğunuzdan emin olun ve bunun diğer kişiler tarafından rahatlıkla bulunabilecek bir yerde olduğundan emin olun. Burada ayrıca fiziksel ağ diyagramlarının bulunması gerekir. Neyin tam olarak neye bağlandığını gösteren bir plana sahip olmak önemlidir. Şimdi burada gördüğünüz resimde bunların hangi binalar olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı durumlarda bunların üzerinde bina yazıyor ama bunun içerisinde hangi kat olduğu belli değil. A üzerinde farklı şeyleri nasıl kullanacağınızın şeklini çıkartmaya çalışıyorsanız hangi router'ın hangi firewall'un hangi diğer router'a bağlandığını tam anlamıyla bilmek güzeldir. Daha sonra bunların tam olarak yerleştiği tesisin içerisine veya odanın içerisine gidebilir ve izini sürebilirsiniz. Eğer buna çok ayrıntılı bir şekilde ihtiyacınız olursa, genelde bunun gibi bir şeyi birleştirebilirsiniz. Rafta fiziksel olarak yerleşen serverlar, firewall'lar, router'lar ve switchleri gösteren çok ayrıntılı bir resim. Odaya gittiğinizde ve rafa baktığınızda burada sahip olduğunuz çizim ile tamamen aynı şeylerin göründüğünü fark edeceksiniz. Bazen ayrıntıları bilmenize gerek yoktur. Sadece çok önemli olan şeylerin bir genel görünümünü bilmeniz yeterli olacaktır. Bunun gibi bir mantıksal ağ diyagramı kullanabilirsiniz. Öyleyse geniş alanağı hakkında ve bunun nasıl bağlandığı ve nereye bağlandığı hakkında sorular sormaya başlarsam, örneğin Miami'de MPLS şirketinden geleni doğrudan Miami ofisine bağlıyoruz. Bu daha sonra bizim Miami şubemize bağlanır. Bizim Miami şubemiz doğrudan şirkete gitmez. Şimdi burada hangi router'lar olduğunu bilmiyorum. Hangi switch'ler olduğunu bilmiyorum. Burada başka neler olduğunu bilmiyorum. Ama fonksiyonel olarak çok yüksek seviyede olduğunu ve mantıksal olarak ağımız boyunca ilerlediğini biliyorum. Eğer Tucson, Florida'ya bakmak istersem ve bunların nerede bağlandığını görmek istersem, bunların sadece küçük bir şubeye sahip olduğunu ve doğrudan buluta bağlandığını biliyorum. Ve bu ağ bağlantıları, band genişlikleri, bu linkler üzerinde ne kullandığımız ve gelecekte ne yapmak istediğimiz şeyler hakkında sorular sormaya başlayabilirim ve cevapları alabilirim. Eğer ağınızda herhangi bir şey yapmak isterseniz veya geniş alan ağınızda başka bir uygulamayı eklemek istediğinizde her şeyin yolunda olduğunu bilmek istersiniz. Ana hat olarak adlandırılan bir şeyi yapmak isteyebilirsiniz ve ana hat çok kısa zaman çerçevesinde veya çok uzun zaman çerçevesinde ağ üzerinde trafiğin nasıl aktığına dair fikir oluşturacaktır. Ana hatlar çok farklı biçimlerdedir. Bu oldukça geniş bir konu. Sizin için ana hattın neyi ifade ettiğinin şeklini çıkartmanız gereklidir. Bir uygulamanın gerçekleştiği yolun haritasını çıkartmanız gerekiyor mu? Bir gün veya daha fazla zamanda bu uygulamanın cevap sürelerinin ana hatlarını belirlemeniz gerekiyor mu? A üretimine göz atmam ve ağımda bunun nasıl kullanıldığını belirtmem gerekiyor mu? Farklı ana hatlar farklı şeyler için kullanılacaktır. Öyleyse bu sormanız gereken ilk sorudur. Genelde sizin yaptığınız şey bir referans noktası uygulamaktır. Çok uzun bir zaman periyodunda toplayacağınız veriyi değerlendirebiliyorsunuz ve gelecekte neler yapabileceğinize dair bir bakış açısı kazanmanız için mecburen geçmişi değerlendiriyorsunuz. Bu planlama için harika. Geriye bakmak ve eskiden emeklediğimizi düşünmek harika. 6 ay önce bu bizim ağımızdı, bugün de bizim ağımız. Oldukça fazla değişiklik var. Bu değişiklikler cevap süresi için ne yaptı? Bunlar üretim için ne yaptı? İnsanlar bunu aynı şekilde kullanabilir mi? Daha fazla bant genişliği için planlama yapmalı mıyız? Diğer routerlarımızı planlamalı ve ağımızı paylaştırmalı mıyız? Bunlar sizin verebileceğiniz işle ilgili kararlardır. Ve bir ana hat belki de aradığınız yanıtı size vermek için harika bir şeydir. Bu resimde görebileceğiniz gibi ana hatlar son derece ayrıntılı olarak gösterilmiştir saniye başına bit miktarı, ağ üzerindeki toplam trafik. Bu tek bir gün, bu başka bir hafta, insanların ofise gelmeleri ve ayrılmaları gibi tepeleri ve vadileri görebilirsiniz. Bunu tüm ay boyunca görebilirsiniz. Hatta tüm yıl boyunca görebilirsiniz. Ağınızda çalışan uygulamaların tipine bağlı olarak eskiden ağınızdan giden çok fazla trafik olduğu fark ediliyor. Daha sonra bunun biraz daha yavaşladığı görülüyor ve bu birkaç sebepten ötürü olabilir. En azından şimdi bu ekranda çok farklı görebiliriz. Eğer bu şimdiye kadar devam etmişse bu hala yüksek oranda olabilir. Ama bu grafiğe bakarak daha önceden yaptığımız gibi aynı tipte çıkışa ihtiyacımız olmadığını söyleyebiliriz. Ve şimdi buna bağlı olarak ve gelecekte ne yapacağımız ile ilgili bazı kararlar alabiliriz. Plan ve prosedürlerin bazen fiziksel ağ aygıtları ile hiçbir alakası olmaz. Bunlar ağların farklı bakış açıları ile kullanılmasını sağlar. Güvenlik açısından, ağ açısından insanlar ağa nasıl erişim sağlarlar? Bunların ağdaki erişimlerini nasıl kaldırırız? Bunların hangi tipte erişime sahip olduklarını nasıl belirleyebiliriz? Bu plan ve prosedürler bu konfigürasyonları tamamlamamızda bize yardımcı olur. Çok büyük organizasyonlarda bu neredeyse her zaman standartlaşmıştır. Bu yol ile herhangi bir şeyi kaçırmadığınızdan emin oluyorsunuz. Bizim organizasyonumuza gelen yeni bir çalışan gibi herkes A üzerinde bu özel haklara sahiptir. Ve eğer daha fazlasını isterlerse bu fonksiyonu gerçekleştirmeleri gerekir. Eğer bunlar hafta sonunda gelirlerse hangi tipte erişime sahip olabilirler? Standartlaştırma ile sağlamaya çalıştığımız şeyin tam olarak ne olduğunu herkes anlamış oluyor. Bunlar genellikle metin tabanlı plan ve prosedürlerdir. Genelde bir kitap halindedir. Genelde online olarak bir yerde bulunabilir. Veya bizim bu özel durumda ne yaptığımızı anlamamız gerektiğinde göz atabileceğimiz bazı biçimlerde olabilir. Bazen konfigürasyon bilgisini yakalamakta zorlandığımızda işlemi otomatikleştirebilirsiniz. Peki ya eğer ortamınızda routerlarınızdan herhangi birisinde konfigürasyonu almak istediğinizde ne olacak? Sabah 3'e kadar devam eden bir görev ayarlayabilirsiniz. Her bir router'a gider, konfigürasyonları toplar Bunları tek bir dosyada toplar ve bunları daha sonrası için bir yerlerde saklı tutar. Eğer bu şekilde birisi şunu derse, biz bu router'ı 6 ay önce nasıl yapılandırmıştık? Bu zaman çerçevesiyle 6 aydır her gün ne olduğu kaydedilmiştir. Buna bakabilir ve tam olarak neler olduğunu görebiliriz. Bu yüzden kontrolü değiştirmek için geriye gitmeniz gerektiğinde veya önceki bir konfigürasyona dönmeniz gerektiğinde gerçekten kullanışlıdır. Bazen bu konfigürasyonların saklı tutulması iyidir. Bazen plan ve prosedürler oluşturulur ve genelde kurul tarafından onaylanır. Ve bu size her zaman kötü bir his verir, değil mi? Burada kurul işin içine girer. Ancak neredeyse her zaman özellikle plan ve prosedürler ile bu gerçekten oldukça kullanışlı bir hale gelir. Çünkü şimdi herkes neler olduğundan emin olmak konusunda dahil edilmiştir. Şirketinize yeni bir kişi geldiği zaman ne yapacağınız ve hangi haklar ve izinler olacak. O halde bu kişinin binada nasıl erişim kazanacağı konusunda insan kaynaklarından bilgi almam gerekli. Güvenlik görevlileri ne yapıyor? Bunlara erişim için kartlar mı veriyorlar? A güvenlik takımı bunlara erişim sağlamak için ne yapıyor? Ve daha sonrasında kişinin yöneticisi bunlara erişim hakkı veriyor mu? Öyleyse burada birçok farklı grup ve birçok farklı insan bulunduğunu görebilirsiniz gerçekten bir seçiminiz yoktur. Parçaları bir araya getirmek için herkesi bir odaya almak zorundasınız. Ve burada bir heyet olması durumunda bu tür farklı bakış açıları ile uğraşırken inanılmaz derecede önemli hale gelir. Herkes düzenlemeler hakkında endişelenmek zorunda değildir. Bazı ortamlar diğerleri gibi çok fazla düzenlemeye sahip olmayabilir. Ancak siz finansal veya sağlık türünde durumlarla ilgilenen bir ortamdaysanız, sizinle ve hatta ağ oluşturan kişiyle ilgili olarak mevcut düzenlemeler konusunda son derece haberdar olursunuz. Muhtemelen size belgelenmesi gerekli olan bazı çok özel parametreler verilir. Eğer birilerinin sağlık bilgisini işliyorsanız, burada belirli güvenlik tipleri bulunur. Ağın bu bilgiyi korumak üzere yapılandırılması zorunludur. Bu çok özel dokümantasyon parametreleri genelde kamuya açıktır. Bunlar bazen genel bir alanda postalanır. Bunları bir web sitesinden bulabilirsiniz. Bu herkesin size anlattığı bir şey olabilir. Ne olduğunu biliyorsunuz ve farklı konfigürasyon parametrelerini kullanıyorsunuz. Kurulum ve konfigürasyon için bu dokümantasyon parametrelerini ağ üzerinde kullanırsınız. Genelde bunlar iş sürecinde bütünleşebilir. Bu yüzden bir düzenleyici perspektifinden gerekli olan şeylerin raporunu veren bir günlük rapor bulunur. Belki de sizin raporladığınız şey daha sonra başka bir gruba gönderilmiştir. Başka bir bina, başka bir şirket olabilir. Bu sadece sizin en son düzenlemeler ile uyumlu kaldığınızdan emin olmak içindir ve genelde bu düzenlemeler özellikle bu büyük ortamlarda mesela sağlık ve finans gibi her zaman denetleyicilere sahiptir. Bu düzenlemelerden her birisini takip ettiğinizden emin olunmak istenir. Bu yüzden eğer denetleyiciye takılmayacağınızdan emin olmak için dokümantasyonunuzu güncel tutmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu düzenlemeleri takip ettiğinizi doğrulamak için bir şeyler yapmalısınız. Ve çok organize olmak için ve ihtiyacınız olabilecek tüm bilgiye sahip olmak için son derece önemli bir hale gelebilir. Denetleyici için tüm bunları bir araya getirmekte son dakikaya kadar beklemek istemezsiniz. Tüm bu bilgileri elinizde bulundurmak ve yapabildiğiniz kadarıyla oluşturmak çok daha iyidir. Şimdi konfigürasyon yönetim dokümantasyonu hakkında neler öğrendiğimizi görelim. İlk sorumuz şu olacak. Hangi dokümantasyon tipi yüksek seviyede ağ tasarımı görünümünü gösterir? Burada özel bir çeşit vardı ve buna mantıksal ağ diyagramı deniliyordu. Çok yüksek seviyeli. Bize çok fazla bilgi vermiyor. Ancak planlama konusunda bize yardımcı oluyor. Bir router kablosu için pin yerleşimi bilgisine sahip olmamız gerektiğinde hangi tipte dokümantasyona ihtiyacınız olur? Evet, bu devre şeması olacaktır. Bu durumda router kablosunun nasıl yapılandırıldığını tam olarak bilebilirsiniz. Belki de dokümantasyonunuzda bulunanlara göre daha sonra bir başkasını oluşturabilirsiniz. Ve son olarak hangi tipte dokümantasyon tüm zamandaki kullanılan ağ trafiği gibi bilgileri bize sağlayabilir. Evet, bu durumda biz bir ağ ana hattı oluşturmak istiyoruz ve 6 ay öncesinden bugüne kadar ağ trafiğimizdeki kullanım değişikliklerini anlayabilmek istiyoruz. Devre şeması, fiziksel ve mantıksal seviyede ağ diyagramları, ana hatlar, planlar, prosedürler, konfigürasyonlar ve düzenlemeleri gördüğümüz Bölüm 4.2'de konfigürasyon ve yönetim dokümantasyonumuz için bilmemiz gereken her şeyi kapsanıyor. Bu modüle katıldığınız için teşekkürler. Eğer daha fazla video modülü izlemek ve mesaj panomuza katılmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com